Evet arkadaşlar, Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz. Tam şey gibi oldu değil mi? Bilin bakalım ben bu yaz neredeydim? Bunu Twitter'da o transfer bilgisayarında ilk ben kullandım. Hatta Şener Şen'in fotoğrafını da koymuştum. Kırmızı eşofmanlı. Bilin bakalım ben bu yaz neredeydim diyerek o dönemki bir transferin ipucunu vermiştim size. Yazın nerede olduğumu tabii nasıl takip ediyordu insanlar? Hani Beşiktaş kamplara gidiyor, maçlara gidiyor falan filan ya. Onu kastetmiştim. Yani o yaz bir ülkede kamp yapılmıştı. Ona işarete. Evet eşofman tesadüf ama bu eşofmanı ne zaman görsem ben bu yaz neredeydim? Tweet'i ve o ünlü replik geliyor aklıma. Evet şimdi yaza daha çok var. Ama yaz transfer döneminde işleri büyük bir bölümünü bitirmiş ve kampa ya mevcut hocayla, Önder hocayla ya da yeni bir hocayla girilecek. Yeni bir hoca konusuna artık girmek istemiyorum. Şenol Güneş'in bugünkü açıklaması da Sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla örtüşüyor. Ama ileride daha geniş kapsamlı bir açıklama yapar. O kendiyle ilgili. Yani bu 8 artı 3 hikayeleri var ya onunla ilgili herhalde belki de. Ama Beşiktaş'la ilgili durumu güzel özetledi. Ve ben hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar, resmi bir görüşme olmadı. Islak imza yok. Kuru imza yok. Bir protokol yok. Bir şeyde el sıkışma yani anlaşma yok. Onu belirtelim. Ve Önder Hoca da Ahmet Nur Çebi de Şenol Hoca da Ahmet Nur Çebi de Önder Hoca üzerinde çok hassasiyetle duruyorlar. Çünkü mevcut takımın hocası bir kere ona çok büyük saygısızlık olur diye bu tartışmaların bu nedenle Şenol Hoca onun da üzerinde duruyor. Çünkü bir meslektaş yani biri tabii ki daha kariyerli kupaları var, birincilik maçları var, Süper Lig maçları var efendim. Ama sonuç itibariyle aynı sektörün adamları diyelim. Neticede ben bu açıklamaların artık bu açıklamaların nedeniyle artık bu konunun çok da gündemde kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve hoca da Ahmet Başkan da yaptığı açıklamalarla ve Murat Sancak'ın da yanlış anlaşıldığını söylemesi de bu işe noktayı koydu. Şimdi bu takımın hocası Önder Karaveli. Ve bu takımın önünde daha ligde maçları var. Ve bu takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda bir iddiası var. Dolayısıyla bu takımın önce bir bütünlük yakalaması lazım. Yani takım derken camiaydı, taraftardı, şuydu buydu. Ben bu kanalı niye destekleyin diyorum biliyor musun? Çünkü ben bakıyorum Beşiktaş'ta olmayanların ama sahte Beşiktaş'ta olanların hissediyorum ben çünkü onu. Hep Beşiktaş'ın üzüntüsünden, mutluluğundan reyting. Tabi burada kastettiğim hep o bana geliyor ama Bülent Uslu'yu kastetmiyorum. Ben Bülent Uslu, ben eskiden beri tanırım. Bülent Uslu'yu kastetmiyorum. Bülent Uslu iyi bir Beşiktaşlıdır. Ama ben tam tersine mesleği, cebinde gazetecilik mesleği olan meslektaşlarımı da katarak ve bazı sosyal medya hesapları katarak arkadaşlar gaza gelmeyin. Bak şimdi Ceyhun Kazancı ile Şenol Güneş'i karşı karşıya getiriyorlar. Apayrı. Yani o onun önünü kapatıyor falan. Ya böyle bir şey yok. Burada kararı Ahmet Nur Çebi verecek. Yabancı da dese, yerli de dese, tıpkı Fikret Orman'ın karar verdiği gibi, tıpkı Yıldırım Demirören'in, Serdar Bilgin'in, Süleyman Seva Başkan'ın kendi dönemlerinde karar verdiği gibi, burada da Ahmet Nur Çebi karar verecek. Çünkü başkanlık sistemi vardır kulüpte. Hesabı o vereceğine göre son kararı o verir. Zaten yani Ceyhun Kazancı gidip vay sen bunu aldın ben bırakıyorum falan. Yoksa o gelirse ben giderim ha falan. Böyle bir durumda da değil. Yani öyle bir lüksü de yok. Herkesin görev alanı belli arkadaşlar. Sonuç itibariyle bu da kime zarar veriyor musunuz? Yine Beşiktaş'a. Bu tartışmana da girmeyin. Siz bakmayın oralara. Hocanın etrafı da Şenol Hoca'nın da etrafı hocaya zarar veriyor. Söyleyeyim. Bu şekilde işte hocayı sürekli gündemde tutmaya çalışmak işte o efendim orada ona salla buna salla bu Beşiktaş'a zarar veriyor ve hoca çok güzel açıklama yapıyor. Ben de buradan diyorum Şenol Hoca sana en çok zararı senin etrafındakiler veriyor. Seni sevdiklerini söyleyenler veriyor. Ben çok net söyleyebilirim hocam bunu.
Ben biliyorsunuz bizim kimseden bir menfaatimiz yok. Maddi, manevi çıkarımız yok. O nedenle ben bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada zararı Beşiktaş gördüğü için konuya değiniyorum. Siz izleyenler de bak iki nokta. Bir, takımın bütünlüğünü sağlayın. Çünkü önünde iyi hedefleri var. Gaza gelmeyin arkadaşlar. Sakın ola. İki, bu Şenol Hoca'yı da işte kulübü karşı karşıya getirme. Birileri karşı karşıya getirme. Şenol Hoca üzerinden kulübü sürekli polemik içine sokma çalışmalarına da sakın alet olmayın. Ben Serdar Sarıda olarak meslekte 30 seneyi geride bırakmış birisi olarak bunu sizlere söylüyorum. Bu kanal sizlere doğruyu söyleyen bir kanal. Sizlerden böyle takipçi kasma amacıyla yararlanmaya çalışan bir kanal değil, bir insan da değilim. Onu da çok net belirttim. Allah yukarıda demiyorum, Allah her yerde her şeyi görüyor. Efendim, gelelim bu Gedson Fernandes yine 2-0 yenildi Çaykur Rizespor. Ama rakamlar, istatistikler Gedson'ın gayet iyi yolda olduğunu gösteriyor. Şimdi skora bakıp Gedson da kötü diyebiliyor muyuz? Hayır. Beşiktaşlılar şu an onu diyemiyor. Çünkü oradaki skor Beşiktaşlıları ilgilendirmiyor. Oradaki Gedson Fernandes performansı ilgilendiriyor. Şimdi ben Beşiktaş'ın Malatya ve Antalya maçındaki rakamlarını skordan bağımsız anlattığımda baba bana bırak rakamı makamı demişlerdi. Arkadaşlar önce bir şeyin iyi yola gitmesi lazım. Kötüye gidip de iki maçı zar zor kazanmak mı yoksa iyiye gidip yine puan kaybedip ama belli ki bu iş rotasına girecek umudunu mu taşımak? Önemli olan bu. Bak kulüpler birliği bas bas bağırıyor. Kulüpler bağırıyor. Yayın ihalesini gördünüz. Bitti. Artık üretime geçiyorsun. Bırakın şu skoru. O skor odaklı düşünmeyi. Artık üretime geçiyorsun. Bitti çünkü. Battı. Türk futbolu battı. Bu bir gerçek. Ben acaba doğru konuşuyorum. Öyle işte rekabet düşü o da bitti. Yani ne Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rekabeti, ezeli rekabet onlar da bitti şu an. Bu ligin maddi bir değeri kalmadı arkadaşlar. Ama nasıl bitti? Amigo yorumcular, amigo yazarlar, kendini yere atan futbolcular, takımını yere yatıran hocalar, beceriksiz transfer beceriksizliği gösteren yöneticiler, efendim kulüplerden daha fazla parayı nasıl çıkartabilirim diyen bazı menajerler çünkü işlerini çok iyi yapanlar var. Böyle böyle oldu arkadaşlar. Hoca tapıcılığı falan filan. Hocaları kulüplerin önüne geçirmeler. Futbolcuları kulüplerin önüne geçirmeler. Böyle böyle. Dolayısıyla arkadaşlar bundan sonra seri üretime geçecek kulüpler. İşte senin Emirhanların, işte senin Serdar'ın, işte senin Rıdvan'ın, işte senin Ersin'in. Efendim onları niye oynatmıyorsun falan deme. Oynatılacakları zamanlar da vardır. Kulübün projesidir bu. Önder Hoca kalacaksa bu projeyle kalır. Yabancı gelecekse bu projeyi kabul edecek. Yerli gelecekse bu projeyi kabul edecek. Şenol Güneş bile olsa ben bu projeyi kabul etmiyorum. Ben bildim okurum derse dahi onunla bile sözleşme imzalanmayacak. Çünkü artık kimse kimsenin ne istediğine bakmıyor. Herkes borca bakıyor. Günün sonunda ben ne ödeyeceğim ona bakıyor. Dolayısıyla bugün maç günü bir videoyu çekiyorum. Maç ne olur, nasıl gider hiç onu düşünmeden bu videoyu çekiyorum. Ama arkadaşlar ne olursa olsun enseyi karartmayın. Çünkü anlık düşünmeyin. Uzun vadeli düşünün. Çünkü planlar uzun vadeli. Ve bu planlardan rahatsız olanlar kulübü karıştırmaya devam edeceklerdir. Bak çok net söylüyorum. Dışarıdan hem de. İçeridekileri nasıl söyleyeyim? İçeridekileri etkileyerek. Bu kadar net söylüyorum size. Sosyal medyayı ben baktığım zaman okuyorum. Olayı çok net okuyorum. Görüyorum. Söylemler farklıdır, niyetler farklıdır, onu da belirttim. Uyanık olmakta fayda var. Gedson Fernandes transferinde ki verilen para konuşuluyor ama ben o paranın karşılığını Beşiktaş alacaktır diye düşünüyorum, umuyorum. Çünkü iyi bir oyuncu. Allah sakatlık vermesin. Daha genç, iyi oyuncular da var. Biliyorsunuz ki Beşiktaş'ta. Buralara odaklanmak lazım arkadaşlar. Öyle efendim işte o böyle işte Önder Hoca bu takımın hocası değil falan bu tartışmaların içinden de çıkın.
Bak bu tartışmaların içinden çık. Bu da Beşiktaş'a zarar veriyor. Siz bakmayın milletin de konuştuğuna. Onlar skor üzerinden taraftar tepkisine göre reyting, tıraş ve takipçi artırma hedefi. Onların düşündükleri tep o. Gerçekleri söyleme. Artık yıllardır hep böyle böyle konuşuldu. Hep böyle taraftarın duygularıyla hareket edildi. E ne oldu? Elde var sıfır. Doğruyu konuşmakta, doğru yolu göstermekte fayda var. Güzel insanlar. Bilin bakalım ben bu yaz neredeydim? Efendim önümüzdeki yaz güzel olacak inşallah. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.